Merhaba. Şimdi Present'tayız. Bizim meşhur Present'ımız bu. Türkiye'deki sayılı güzel kızlardan bir tanesi de bu. 96 yapımı. İzmir'de yapılmış. Şöyle 2 yıl kadar olacak. Yani Mart 2021 de biz karaya aldık. Present'ı. Direği kırıktı. Çok kötü durumdaydı yani şeyi. Sonra açtıkça daha da kötü olduğunu gördük. Video zaten eski hallerinden ve ne hale geldiğini şu anki halinden bahsedeceğiz. Fotoğraflarını da paylaşırız. Orada daha net görülür. Ama Present'ı görüyorsunuz tam boyu 7.80 yani 8 metreye yakın. Ama gördüğünüz gibi çok güzel bir havuzluğu var. Yani böyle ferah, bu boydaki bir teknede bu kadar geniş bir havuzluk nadir. Dolap dümeni var. Havuzluk oturaklarının altı komple dolap. Çok güzel bir şık bir parapeti var. Ve gördüğünüz gibi genişliği bir alanı var. Yani beklenmeyen bir performans var bu alanda. Beni de çok gördüğümde şaşırtmıştı. Sonra bu randa armalı tekne, gaf armalı, güzel de bir tekne, seyri de güzel. Sadece orsa açısı biraz düşüktür ama çok keyifli bir yelken seyri var. Yaklaşık 4 tona yakın ama yani 2.800-3 ton gibi bir salma ağırlığı var. Omurga salma bir tekne bu. Yani denizci bir tekne, formu da güzel. Yani İngiltere'nin doğu kıyıları için, gelgitin fazla olduğu yerler için üretilen düşük draftlı teknelerin yani dizaynı o öyle düşünülebilir. Çok benzer ama üzerinde tabii değişiklikler yapılmış. Dediğim gibi havuzluk kocaman neredeyse. Bütün donanımları var. Çok güzel bir masası var. Böyle. Çok şık. Aynı zamanda bu iki kanat açılabiliyor. Yani burada rahat rahat bu boyuttaki bir teknede, bir klasik teknede oturmak o kadar kolay değil. Yine biliyorsunuz, yani biliyorsunuz yani klasiklerde küçücük bir havuzluk ve yekedümen oluyor ama burada biraz daha bir 35-40 feet arasında bir teknenin, klasik teknenin havuzluk ferahlığı var. Bir minisi falan da var tabii. Ama Present tabii Türkiye'de bu dizayn da tek. İçeriye de bakalım. Orayı durdur. Şimdi içerisinden biraz bahsedeyim. Çok güzel içerisi. Daha da böyle tam bir günlük yelken teknesi gibi. Kapalı kabin tuvaleti de var burada. Gayet güzel. Yani ferah tabii güzel. Burada bir mutfağı var. Çok güzel. Burada tabii seyir ekipmanları var. Barometreler, telsiz vesaire burada. Yani bu tarz teknede tabii çok öyle bir harita masası, kaptan şeyi, konsol gibi gerek olmuyor ama gördüğünüz gibi gayet ve geniş ve şık böyle bir yatma alanı. Ama tabii bu kabin olmadığı için daha günlük bir gezi teknesi. Konaklamaya da uygun tabii bu tekneyle. Burada bakın. Biz tabii yaptıktan sonra Kutay Demirören İstanbul'dan çıktı Midilli'de. Bütün Midilli'yi önce Ayvalık'a, Ayvalık'tan sonra karşıya Midilli'ye geçiyor. Midilli'nin bütün etrafından dolaşarak tekrar kuzeyine ve oradan İstanbul'a geri dönüyor. Biz tabii teknenin bütün gövde kaplamasını değiştirdik. Direkt arma hepsi değişti. Hepsi elden geçti. O şekilde daha güvenli oldu ve yolunu da hayal ettiği uzun yolda çıkabildi. Çok da keyif aldı. Ve teknesini çok seviyor tabii. Çok da güzel bakıyor. Burada başka bir detay daha var. Böyle bir masa. Böyle döndürebilir. Burada kullanabilirsiniz. Süper bir icat. Bu tabii yelkenin payandası, direği.
direğin bastığı yer ve onun desteği, o da buraya bağlı. Gayet güzel, içeride de bir alanları, şeyler ve saklama alanları da güzel. Buralarda kumanyalar, tabaklar, çanaklar, buzdolabı da var. Çok güzel bir buzdolabı var, 50 litre böyle. Harika bir tekne. Kulplar falan çok güzel. Tabii Kutay abi takmış belli. Dediğim gibi harika bir tekne. Bu boyda. Tabii şimdi bizim bu boyda yapmış olduğumuz klasikler de var. Bir tanesi de yani bu ayara gelmek üzere son işleri yapılıyor. 26 yani 7.95. Biz ona tabii kabin de yaptık. Çünkü ama bu teknede biraz nereden kaybediyoruz? Baş formu bunun biraz iğne başa doğru. Tam balta baş değil. Bizim 7.95'imiz tam balta baş. Yani bu yatak baştaki kabin altını hiç kaybetmiyoruz. Başa kadar gittiği için buraya bir perde koyup buraya bir kabin haline getirebiliyorsunuz. Tabii onun içi bundan biraz daha, içerisi biraz daha ferah olabilir ama havuzluğu hemen hemen aynı. Hatta bir şey söyleyeyim, ben o tekneyi, bu teknenin havuzluğunu gördükten sonra onu kararımı değiştirip şey yaptım. Bunu biraz daha kopyalayıp genişlettim. Bizdekini tabii genişlettim. Ve hemen hemen bu Present'in havuzluğuna benzer bir havuzluk elde etmiş olduk. Daha başka içeride tabii gördüğünüz gibi bahsedecek başka bir şey yok ama kesinlikle çok büyük keyif veren bir tekne. Dışarıda güvertesinde, tabii güvertesi komple masif bunun, Present'ın. Denizcilik olarak da az önce bahsettiğim gibi ben yelken seyri gayet iyi. Tabii gaf armalı bir tekne. Az önce söyledim, orsa açısı biraz düşüktür ama tabii eşdeğer tekneler mesela, yani şimdi bir şeyle Bermuda armayla slopla karşılaştım. Bermuda slopla karşılaştırmak biraz yanlış olur ama kendi şeyinde çok da keyiflidir, çok da denizcidir yani. Durum bu. Zaten bu videonun değişik yerlerinde restore ederkenki hallerinden de fotoğraflar paylaşacağım, videolar paylaşacağım. İyice şeyi anlamış olursunuz. Teknenin hangi halden hangi hale geldiğini görmüş olursunuz. Bunu da böyle bir araya koymak istedik. Present'ı da hem bir görmüş olun. Çünkü bizim atölyemizden çıkmış bir tekne. Tabii bu arada videolar biraz şey ara verdik. Çünkü atölyemizi daha büyük bir yere taşıyoruz. Gölcük'teki atölye devam ediyor. Oraya da çok video çekmek için gidemiyoruz. Orada çünkü daha yeni başlayan bir tekne var. Ama asıl işlerin yürüdüğü, restorasyonların yürüdüğü atölyede taşınma aşamasında olduğu için biraz videolarımız şey oldu, seyrekleşti. Ama bu Present'ı çekip böyle araya sıkıştıralım dedik. Bu arada tabii böyle güzel, tabii Kutay abi bu verniklerin hepsini bu sene kendisi yaptı. Hatta biraz daha vernikten öteye gitti. Verniği komple soydu. Altına bir renk, maun renk uyguladı. Onun üzerine vernik uyguladı. Tekneyi de gayet böyle harika konumda da tutuyor. Şeyde Fenerbahçe'de bağlı tekne. Çok da güzel kullanıyor yani. Zaten şey var, bu yaz ortasında bir konuştuk. Hollanda'da bir tekne kiralayıp biraz fiyortları falan, bu ayarda bir tekne kiralayıp fiyortları falan gezme hayali var. Bir rota oluşturdu. O rotanın üzerinde konuşuyoruz birlikte. Ve inşallah o rotayı da gerçekleştirince, şimdi zaten güzel, iyi bir denizci. Ve gerçekten tabii güzel de bir denizci. İyi denizci olmak başka, bir de güzel denizci olmak var. Ahlaklı ve şey, insan bir denizci. Bence o ayağını da, o hayalini de tamamlayınca çok daha sağlam ve çok daha güzel bir denizci ortaya çıkacak. Ben Kutay abi diyorum. Kutay Demirören abime de çok teşekkür ediyorum bu tekneyi böyle bu kadar güzel tutup kolladığı için, yaşattığı için. Çünkü aldığında
bu teknenin durumu çok da iç açıcı değildi. Bu videoda bu kadar diyelim. Tekrardan görüşmek üzere.